Tarkan'ın Geçecek şarkısına karşı doğuştan geçmeyecek diye diss geldi. Peki vatandaş geçecek mi yoksa geçmeyecek mi diye Tarkan'ı mı yoksa Doğuş mu seçecek, işte sizlerle. Tarkan mı Doğuş mu? Doğuş Doğuş. Neden? Çünkü geçmedim geçmedin diyor. Vallahi Doğuş daha iyi ya. Tarkan nedir ya? Tarkan da güzel de yani Doğuş kadar olamaz. Olamaz diyor. Yani olamaz. Biliyorsunuz favorim Doğuş. Biliyorsunuz Tarkan geçecek dedi, Doğuş da geçmeyecek dedi. Vallahi hangisi daha iyi söyledi? Doğuş daha iyi söyledi ya. Tarkan'ı da seviyoruz da Doğuş kadar olamıyor. Tarkan mı Doğuş mu? İkisini de desteklemiyorum. Şimdi biri şarkı çıkardı. Diğeri sırf gündeme gelmek için ona tepki verdi. İşte geçmeyecek diye. Yani yanlış bir olay. Yanlış olay olmasının sebebi, madem çok geçmeyecek diye düşünüyordun, Tarkan'dan önce çıkarsaydın şarkını. Tarkan geçecek dediği için şimdi geçmeyecek diyorsun. Yanlış. Peki birine oy vermek zorunda kalsan? Tarkan. Tarkan mı Doğuş mu? Ya ikisini de seviyorum ama tabii ki Tarkan'ı daha çok dinliyorum yani, Tarkan. Tarkan geçecek dedi, Doğuş da geçmeyecek diye diss attı. Sizce hangisi daha iyi yorumladı? Geçecek. Yani geçmesi için biraz sürece ihtiyaç var. Hemen geçmeyecek ama geçecek. O yüzden Tarkan. O yüzden Tarkan. Siz? Bence de. Tarkan. Tarkan. Neden Tarkan? Aynı şekilde. Ses nasıl? Aynı düşünüyorum. Sesi de güzel. Tarkan'ın mı sesi? Tabii ki çok iyi. Doğuş nasıl, iyi söyledi mi? Onu çok bilmiyorum. Doğuş'un söylediği parçayı ben geçmeyeceği dinlemedim. O yüzden yorum yapamayacağım ama Tarkan'ı dinledim. Tarkan demişse bir bildiği vardır diyelim. Tarkan mı Doğuş mu diye soruyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanda Tarkan geçecek dedi. Doğuş da diss attı geçmeyecek diye. Sizce hangisi daha iyi yorumladı? Tarkan daha iyi yorumladı ama Tarkan'ın söylemiş olduğu şarkı farklı şeyleri yolladı ama biz öyle değil. Biz onu gerçekten dediği gibi pandemiye atıfta bulunduğunu söyleyerek şey yaptığımızı, onu beğeniyoruz. Şarkı olarak beğeniyorsun. Evet, aynen. Biliyorsunuz yakın zamanda böyle bir atışmalar oldu. Evet. Doğuş'ta karşılık verdi, diss attı, dedi ki geçmeyecek diye bir şarkı söyledi o da. Onlardan haberim yok açıkçası. Peki sanat olarak sorsak? Soruyoruz. Doğuş mu Tarkan mı? Doğuş. Sanat olarak Doğuş. Sanat olarak Doğuş diyorum. Oyunuz? Tarkan mı Doğuş mu? Tarkan. Aynen. Sanat olarak Doğuş, evet. Oy olarak Tarkan. Evet. Sizin evet. Var mı abim yorum? Ben de herkes Tarkan. Neden? Yani efsane bir adam. Tarkan mı Doğuş mu? Tarkan. Neden? Çünkü en son yaptığı parçayla günlerce trendlerde kaldı YouTube'da. Yaklaşık bir haftada 25 milyon izlendi. O yüzden Tarkan. Evet. Geçecek şarkısı. Evet. Geçecek şarkısı. Türkiye'nin bu zorlu döneminde herkesin duygularını tecrübe etti. Duygularını ifade etti. Bu yüzden Tarkan diyorum. Doğuş da geçmeyecek diye diss attı. Ama görüyorsunuz, geçmeyecek mi dedi? Evet, geçmeyecek diye diss attı. Bu Türkiye'nin bu halinden memnun herhalde, geçmemesini istiyor, bilmiyorum. Eğer geçmeyecek diye diss atmışsa ben bunu çıkarıyorum. Tarkan mı Doğuş mu? Tarkan. Tarkan çünkü popüler olmuş bir insan. Yani yurt içinde olsun, yurt dışında olsun, tanımış bir insanı. Ama Doğuş geçmişinle olsun, bazı hatalar yaptı. Ondan dolayı bazı şeylerden kaybetti. Zaten kendisi de şu anda popüler olarak düşük. Ama Tarkan hiçbir zaman kaybetmedi starlığını. Her yerde aynı. Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun. Her yerde sevilen bir insan. Tarkan mı Doğuş mu? Tarkan. Megastar. Ondan dolayı. Evet. Biz şu an son dönemlerde Tarkan geçecek dedi, Doğuş'ta diss attı geçmeyecek diye. O yüzden soruyoruz bu soruyu. Yok, bence Tarkan. Megastar. Geçecek şarkısı mı yoksa geçmeyecek şarkısı mı daha iyiydi? Geçecek. Daha mı iyiydi? Evet. O yüzden Tarkan. Tarkan'ı eniştemizde olduğu için seviyoruz, öyle söyleyelim. Hilvanlıların eniştesi. Şanlıurfa Hilvan. Tarkan mı Doğuş mu? Tarkan. Çünkü eskimeyen bir star. Modası asla geçmiyor. Mesela müzik kültürü sürekli yenileniyor. Şu an mesela pop müziğin önünü daha çok rap müzik aldı. Ama buna rağmen mesela yaklaşık böyle, ben 97 doğumluyum. Yaklaşık bir 20-25 senedir hala Tarkan var. Ben doğdum, evleneceğim, gideceğim, hala da Tarkan konuşuluyor. Hani tek bir işiyle bile tüm müzik piyasasını konuşturabiliyor. Yani Doğuş'un bu konuda biraz daha geri kaldığını düşünüyorum. Tarkan mı Doğuş mu diye soruyoruz. Tarkan. Neden? Seviyorum çünkü. Küçüklükten beri şarkılarını da seviyorum. Doğuş nasıl? Doğuş da iyi ama Tarkan'ı daha çok seviyorum. Tarkan mı Doğuş mu? Biliyorsunuz yakın zamanda Tarkan geçecek dedi. Doğuş arkasından geçmeyecek diye diss attı. Neden? Tarkan güzel söylüyor. Daha güzel söylüyor. Evet. Geçecek şarkısını dinlediniz mi? Şimdi mi çıkarttığını? Evet. Yok, dinlemedim. Para yok diyor mu? Evet.
Bir kere dinlemiştim. Geçecek geçecek diyor. Geçecek ama geçmiyor. Doğuşta geçmeyecek dedi. Doğuş diye. Tarkan. Tarkan diyorsun. Evet. Sanattan anlıyorum diyorsun. Anlıyorum. Tarkan mı Doğuş mu? Tarkan. Yani Tarkan'ın şarkılarını da çok seviyorum. Kendisi de hani sevdiğim bir sanatçı. O şekilde. Biliyorsunuz yakın zamanda Tarkan geçecek dedi. Evet. Doğuşta geçmeyecek diye diss attı. Olsun. Hangisi daha iyi yorumladı? Bence Tarkan. Tarkan mı Doğuş mu? Bence Tarkan. Şimdi bu ülke büyük bir ülke. Bu sıkıntılar olacaktır, mutlak olacaktır ama geçmek zorundadır. Geçmesi çünkü insana peki, sanat çok... olarak hangisi daha iyi? Sanat olarak bence Tarkan. Çünkü Ngungu dünya çapında ünü var. Yani şimdi ben Ngungu Doğuş dersem Tarkan'ı bu kadar seven olduğum ayıp olur yani şimdi. Ben Ngungu müzik tarzı olarak Doğuş'u seviyorum ama şey olarak Tarkan... Yakın zamanda Tarkan geçecek dedi. Doğuş da diss attı dedi ki geçmeyecek diye şarkı söyledi. Bu soruyu da o yüzden soruyoruz. Hani ben, hangisinin daha iyi yorumu daha iyidir? Şimdi buradan anladığım kadarıyla bu ekonomiyle ilgili bu olayı anlatıyorsunuz. Bu sıkıntılarla ilgili. Bu sıkıntılar mutlaka geçecek. Çünkü geçmek zorunda.